Merhaba Parabil kanal izleyicileri. Hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul geçen haftayı paralel kapattı diyebiliriz. Çok düşük, çok az bir miktarda pozitiflik söz konusuydu arkadaşlar. Şimdi sizlere BofA'nın haftanın son açılış gününde yapmış olduğu alım ve satımlarla ilgili bir bilgilendirmede bulunmak istiyorum. Evet, Bank of America Borsa İstanbul BIST 100 endeksini oldukça etkileyen bir şirket. Bu Amerika Yatırım Bankası olan Bank of America'nın en çok alım ve satım yaptığı şirket hisselerini bu videomuzda sizler için derledik arkadaşlar. Şurada baktığınız zaman Yapı Kredi Bankası'ndan büyük bir alım yaptığını görüyoruz. 243 milyonluk Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan 88,9 milyon. Kontrere'den 68,7 milyon. Kuzey Boru'dan 66,7 milyon. MacMT'den de 50,57,02 milyonluk bir alım gerçekleştirmiş. İlk 5 sırada bunlar. Ve 524 milyon 880 bin liralık bir alım söz konusu arkadaşlar. Bunların dışında 1,1 milyarlık daha alım var. Baktığınızda Bank of America 1,650 milyonluk bir net alım gerçekleştirmiş. Borsa İstanbul'dan haftanın son gününde. Sattıklarına baktığımızda ise arkadaşlar 878 milyon liralık bir beşli var. İşçiTR'den 326 milyonluk satmış. Sahol'dan 176 milyon, Aselsan'dan 159 milyon. Mesela Aselsan halbuki son gün Cuma günü inanılmaz büyük iş anlaşması imzalamıştı. 1,7 milyar liralıktı zannedersem, videosunu yapmıştım. Bir gün önce de 600-700 milyon liralık bir iş anlaşmasını imza atmıştı. Aselsan'ın bu durumunda gerçekten çok şaşırtıcı bir durum arkadaşlar. Bu kadar büyük anlaşmalar ve bedavaya çalışıyor sanki bu şirket. Çünkü hiçbir etkisi olmuyor. Bu dev anlaşmaya rağmen mesela Cuma gününü 1,94'ten kapattı. Negatif olarak kapattı ise. FK oranı 13,59 şu anda. Yani bu yönüyle dikkat çeken hisselerden birisi. Koç Holding'den satmış 109 milyon liralık. Bimaş'tan satmış 107 milyon liralık. Evet, baktığınız zaman toplam satışına arkadaşlar 2 milyarın üzerinde, 2 milyar 100 milyonun üzerinde hatta. Alış ve satış tarafına baktığımızda da Borsa İstanbul'un haftanın son endeks gününde BOFA'nın net olarak bir satış pozisyonunda olduğunu görebiliyoruz. BOFA'nın girdiği hisselerden çıkarak, çıktığı hisselerden girerek farklı taktikler deneyen, varyantlarını geliştiren arkadaşlar var. Buradaki bilgiler bir yatırım tavsiyesi taşımaz. Ancak Bank of America, Borsa İstanbul özetle baktığınız zaman son zamanlarda alım ve satımlarıyla oldukça etkilediğini görüyoruz Borsa İstanbul'u. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olabilirsiniz.